Şimdi de Newton'un soğuma yasasını kullanarak örnek bir soru çözelim ama önce küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer büyük T bir şeyin santigrat türünden sıcaklığını, küçük T de dakika türünden zamanı gösteriyorsa, sıcaklığın zamana göre değişme hızı, buraya negatif K olarak yazacağım çünkü K sabitinin pozitif olduğunu varsaymıştık hatırlayın. O zaman eksi K elimizdeki şeyin sıcaklığı ile odadaki çevre sıcaklığı arasındaki farkla orantılı olacaktı Burayı bir kez daha tekrar etmiş olalım. Neden buraya eksi işareti koyduk? Eğer elimizdeki şeyin sıcaklığı odadaki sıcaklıktan daha büyükse, sıcaklığımızın düşmesini bekleriz ve negatif bir değişme hızımız olur. Sıcaklığın zamanla düşmesi gerekir. Benzer şekilde eğer sıcaklığımız odadaki çevre sıcaklığından daha düşükse, o zaman sıcaklık farkı negatif olur ve pozitif değişme hızı elde etmek isteriz. Elimizdeki şeyin sıcaklığı artar. Bu sayede de negatif negatifi bize pozitif değer verir. Buradaki diferansiyel denklemi bir önceki videoda Newton'un soğuma yasası videosunda görmüştük. Hatta genel çözümleri de bulmuştuk. Şimdi, İlgilendiğimiz genel çözüm. İnceleyeceğimiz senaryoda bir kase sıcak yulaf ezmesini oda sıcaklığındaki bir odaya koyacağımız için bir önceki videoda da gördüğümüz üzere sıcaklığımızın çevre sıcaklığından daha büyük veya ona eşit olduğu zamanki genel çözüm olacak. Bu durumda genel çözümümüzü zamanın bir fonksiyonu olarak sıcaklık eşit bir C sabiti çarpı e üzeri eksi kt evet eksi kt artı çevre sıcaklığı evet artı çevre sıcaklığı olarak bulmuştuk. Bu genel çözüme bir önceki videoda ulaşmıştık. Şimdi inceleyeceğimiz senaryoda sıcaklığımızın çevre sıcaklığına eşit ya da daha büyük olduğunu söylemiştik. O zaman diyelim ki bu senaryoda çevre sıcaklığımız 20 derece santigrat olsun. Evet. Çevre sıcaklığının zamanla değişmediğini varsayıyoruz, sabit olduğunu varsayıyoruz, tamam mı? Oda o kadar büyük ki odaya daha sıcak bir şey koyduğumuz zaman odadaki çevre sıcaklığı değişmiyor. Ve diyelim ki odanın içine koyacağımız şey bir kase sıcak yulaf ezmesi. Kaseyi odaya koyduğumuz anda zaman eşittir sıfır anında yani 80 derece santigrat sıcaklığı olsun sıcak aman dokunmayın. Bir de diyelim ki 2 dakika sonra evet 2 dakika sonra 60 derece santigrat oluyor. Yani T2 eşittir 60 derece santigrat olduğunu da biliyoruz. Şimdi bize burada verilen tüm bu bilgileri kullanarak Newton'un soğuma yasasından faydalanıp sıcak bir şeyin oda sıcaklığında nasıl soğuduğunu düşünerek ve buradaki modeli kullanarak odaya koyduğumuz bu yulaf ezmesi kaç dakika sonra 40 derece santigrat sıcaklığına ulaşır? Evet, bunu merak ediyoruz. Yani yenilebilecek kıvama gelecek. Şimdi bunu bir yazayım. Kaç dakika sonra, kaç dakika sonra 40 dereceye kadar soğumuş. Evet, 40 dereceye kadar soğumuş olacak yulaf ezmemiz tabii. Şimdi isterseniz videoyu durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin. Videoyu durdurup denediğinizi varsayıyorum. O zaman birlikte çözmeyi de deneyelim. Burada verilen bilgileri kullanmak için C ve K sabitlerini bulmamız gerekiyor. Bu sabitleri bulduktan sonra aslında modelimizi tanımlamış oluyoruz. Ardından da 40 derece santigrat sıcaklığa ulaşması için gereken süreyi artık bulabiliriz. O zaman hadi yapalım. İlk olarak bildiğimiz şey çevre sıcaklığının 20 derece santigrat olduğu. Yani buradaki ifade 20 derece olmalı. Yapabileceğimiz en basit hamle t0'daki değeri kullanmak olur değil mi? t0'ın güzel tarafı küçük t eşittir 0 olduğu zaman buradaki üst de 0 oluyor. e üzeri 0 da 1 olduğu için t0 eşittir c artı 20 derece haline geliyor. Şimdi bunları bir de yazalım. t0 bunun bunun 80 derece olduğunu biliyoruz. Evet, kolaylık olsun diye buraya sadece 80 yazacağım ama birimimin derece santigrat olduğunu unutmayalım, olur mu? Bu da eşittir, evet eşittir. Küçük t eşittir 0 olduğu zaman e üzeri 0 1 olacak ve... C artı 20 olacak. C'yi yalnız bırakmak istersek denklemin iki tarafından da 20 çıkarmamız yeterli ve geriye 80 eksi 20'den 60. Evet 60 eşittir C kalacak. C eşittir 60. Bu sayede C'nin değerini bulmuş olduk. Şimdi bildiklerimizi tekrar yazalım. T'nin, bunu pembe renkle yazayım, büyük T küçük T'nin sıcaklığın zamana göre fonksiyonunun eşittir eşittir 60 çarpı e üzeri eksi kt eksi kt artı 20 artı çevre sıcaklığı. Evet. Şimdi de k'yı bulmamız gerekiyor. Bunun için de buradaki diğer bilgiyi kullanabiliriz. t2 eşittir 60 dereceydi öyle değil mi? Küçük t eşittir 2 ise bu ifade 60 dereceye eşit olacak. Bunu da şöyle yan tarafa yazayım ki yerimiz olsun. Evet. 60 eşittir. 60 eşittir. e üzeri eksi kt. Bütün bu renk değiştirme işlemi çok zaman alıyor ama... Evet, e üzeri eksi kt artı Neredeyse hata yapıyorduk. Burası çarpı 2. E üzeri eksi k çarpı 2. Çünkü burada küçük t 2 idi değil mi? Bunu aynı zamanda e üzeri eksi 2k olarak da yazabiliriz. Ardından da artı 20'miz var. Evet artı 20. Şimdi tek yapmamız gereken K'yı yalnız bırakmak. İstediğiniz her an videoyu durdurup kendi başınıza devam edebilirsiniz. Hatta bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Peki, K'yı yalnız bırakalım. Her iki taraftan 20 çıkaralım. 40 eşittir 60 çarpı E üzeri eksi 2K kaldı. İki tarafı 60'a bölelim. Sol taraf 2 bölü 3 oldu değil mi? Evet 40 bölü 60 2 bölü 3 eder eşittir. E üzeri eksi 2 k. Evet E üzeri eksi 2 k. Evet. Bütün bu renk değiştirme işlemi gerçekten çok zor. Sürekli renk değiştirmemi istemiyorsanız lütfen söyleyin ben şahsen renk değiştirmeyi seviyorum. Ekranda yazdıklarımı daha ilginç bir hale getiriyor ve bir düzen oluyor. Neyse. E üzeri eksi 2K. Ekranı biraz daha aşağıya kaydıralım. Evet biraz daha yer açılsın. Şimdi bakalım her iki tarafın doğal logaritmasını yani ln'ini alabiliriz artık değil mi? O zaman ln 2 bölü 3, 2 bölü 3'ün doğal logaritması yani eşittir. E üzeri eksi 2k'nın ln'inden eksi 2k gelir. Zaten bu yüzden iki tarafın doğal logaritmasını aldık değil mi? k'yı yalnız bırakmak üzereyiz. Şimdi k'yı yalnız bırakmak için son olarak iki tarafı da eksi 2'ye bölelim. O zaman k eşittir eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 çarpı ln 2 bölü 3. Evet ln 2 bölü 3 haline geldi. Yazarken sadece tarafların yerlerini değiştirdim. 2 bölü 3'ü hep kırmızıyla yazdık. Şimdi de kırmızıyla yazayım. Böylece, böylece bütün sabitlerin değerlerini bulmuş olduk. Öyleyse bu ifadeyi tekrar yazacak olur isek, büyük T içinde küçük T eşittir. 60 çarpı e üzeri eksi k, eksi ile eksi artı olacak. 1 bölü 2 çarpı ln 2 bölü 3, 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3'ün doğal logaritması. Evet bunu yazdık. K'nın önündeki eksi bulduğumuz K değerinin önündeki eksiyle sadeleşti. 1 bölü 2 2 bölü 3'ün doğal logaritması aslında bu logaritmik değer negatif olacak değil mi? 2 bölü 3 E'den küçük olduğu için e, doğal logaritması negatif bir değer alacak. Dolayısıyla sıcaklığın zamanla azalacağını görmemiz evet bu güzel bir haber. Ardından tabii bir de çarpı T çarpı T artı 20. Şimdi yapmamız gereken tek şey hangi T değerinin bizi 40 derece sıcaklığa götüreceğini bulmak. O zaman T'yi yalnız bırakmamız gerek. 40 eşittir. Aslında şimdi bu kısımları yaparken tek bir renkle yazayım artık zorlamayalım. 40 eşittir 60 çarpı E üzeri 1 bölü 2 ln 2 bölü 3 çarpı T artı 20. Şimdi bakalım. İki taraftan da 20 çıkarabiliriz. O zaman 20 eşittir. 60 çarpı e üzeri bütün bu çılgın ifade 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3'ün doğal logaritması çarpı t olur. Şimdi de iki tarafı 60'a bölelim. 20 bölü 60 eşittir. 1 bölü 3 değil mi? 1 bölü 3 eşittir. E üzeri 1 bölü 2 elen 2 bölü 3 çarpı t. Şimdi artık sıra her iki tarafın doğal logaritmasını almaya geldi. ln 1 bölü 3 eşittir 1 bölü 2 çarpı ln 2 bölü 3 çarpı t oldu. Ve son olarak t'yi bulmak için iki tarafı 1 bölü 2 2 bölü 3'ün doğal logaritmasına bölmeliyiz. Böylece t eşittir ln 1 bölü 3 bölü 1 bölü 2 çarpı ln 2 bölü 3 elde ederiz. 1 bölü 2'yi bölmek 2 ile çarpmakla aynı şey. Bunu da 2 bölü 3'ün doğal logaritmasına bölmemiz gerekecek. Bu ifadenin sonucunu hesaplamak için hesap makinesine ihtiyacımız olacak. Aslında bu işlemi Google'ı kullanarak da yapabiliriz. Evet şimdi Elimizde ne vardı? Elen 1 bölü 3 bölü elen 2 bölü 3. Bunu da 2 ile çarpacağız değil mi? O zaman buraya 2 çarpı elen 1 bölü 3 bölü elen 2 bölü 3 yazalım. Bakalım Google bize nasıl bir sonuç çıkaracak? Aa, ee, Nerede yanlış yaptım acaba? Bakayım. Evet, evet. Şimdi anladım. Parantezlerde hata yapmışım. Düzeltip tekrar deneyeyim. 1 bölü 3'ün doğal logaritması bölü 2 bölü 3'ün doğal logaritması. Evet, şimdi oldu. Yüzde birler basamağına yuvarlarsak 5,42 olur. Evet, 5,42 dakika. Burada yaptığımız işlemlerde zamanı her zaman dakika türünden aldık. Yani buradaki işlemin sonucunu aşağı yukarı 5,42 evet 5,42 dakika bulmuş olduk ve böylece videonun da sonuna geldik. 40 santigrat dereceye ulaşmamız için işte bu kadar süre gerekiyormuş.